Akademi Ligi'nde 8. hafta maçlarıyla yeniden sizlerle beraberiz. Sıradaki mücadele Aurora Akademi ile Nasri Sports Akademi arasında gerçekleşecek. Nasri Sports Akademi'nin 6 galibiyeti, 9 mağlubiyeti var. Ve son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybettiler. Ve 4 maçta, yani 4 mağlubiyetlik de bir serinin de içindeler aynı zamanda. Bu da onlara mevsim finaline mal oldu. Öte yandan Aurora Akademi'nin 3 galibiyeti, 12 mağlubiyeti var. Onlar zaten ligin son sırasında. Tabii Nasri Sports Akademi'nin şu anda Beşiktaş'a yetişme ihtimali var galibiyet sayısında. Ama iki takım arasındaki her iki karşılaşmayı da Beşiktaş Akademi kazandığı için Nasri Sports Akademi bir şekilde Beşiktaş'a yetişebilse dahi ikili averajdan ötürü 5. olacaklar ve dışarıda kalacaklar. Dolayısıyla prestij mücadelesi diyebiliriz bu karşılaşmaya. Her iki takım için de öyle görünüyor. Hani yasaklamalara baktığımızda yine Meta'nın gayet kuvvetli yasaklamaları bir bir gelmeye geliyor. Birer birer nasıl bir cümle olursa bir bir gelmeye geliyor. Gelmeye geliyor ama aynı zamanda geliyor da. Deyip konuyu bence burada kapatalım. Zix, yani son dönemlerin ünlü nişancısı. Aynen öyle. Sever misin bilmiyorum. Yani ben şöyle, hiç sevmiyorum. Karşısına oynamak, yani normal nişancı mekaniklerin dışına çıkması birazcık can sıkıyor. Yani nişancı dediğin spacing'dir. Positioning. Positioning, aynen, pozisyon almadır, boşluk bırakmadır. Ziggs öyle bir şampiyon. Bunda da pozisyon alıyorsun ama şey, savaşçısının dışından oynuyorsun. Aynen öyle, yani savaşçısının dışında kalma pozisyonu da çok alınması zor bir pozisyon değil. Şaka bir yana, alt koridordaki tabii durağanlığı birazcık bozması açısından ben büyücülerin alt koridora gelmesinden de memnun kalmıştım esasında. Ziggs öyle bir yeni aroma veriyor diyelim. Yani orada aslında çok yavaş yavaş gelişen bir dominasyon başlattı. Yani çok öyle büyük üstünlükler öne almıyor ama özellikle seviyeyle beraber, yani seviye 8'den sonra o ittirme gücüyle birlikte, eğer ormancınız da size destek olabiliyorsa, ormancı destek ve Zix üçlüsüyle birlikte çok erken dakikada alt kuleye alabiliyorsunuz o lokumla birlikte. Ki bence gücü ve kuvveti buradan geliyor. Tabii. Önemli nokta Brent herhalde gelmez diye tahmin ediyorum. Yani Senna var karşıda. Bu biraz kendinize ateş atmak gibi bir şey olur. Şöyle bir ilk 6 şampiyona bakmak lazım. Cedric sayısı, Senna, diğer taraftaysa Renekton, Diana ve Lucian göreceğiz. Tabii Lucian'ın yeri bakalım ufaktan belli oldu diyelim Renekton'un gelmesiyle, ama kendi aralarında değişebilirler. Onu söylemek gerekiyor. Yani set tahminimce bu arada alt koridora da gidebilir. Yani son evet, dönemde evet, Senna'yı Minyom içerken de görüyoruz. Hı hı. Oruçlu Senna'da görüyoruz. Eğer ki Oruçlu Senna olursa yanında set çok kötü olmuyor. Ya, Minyom, hem zenginleşiyor. Minyom biçen Senna hiçbir zaman o ruh dengelemelerinden sonra gücüne hiçbir zaman ulaşamayacak. Yani ya çünkü doğru, haklısın. Haklısın ama en nihayetinde hani ne tarafa doğru gidecek Nako burada göreceğiz. Ya belki bu arada direkt destek Senna'da görebiliriz. Evet. Yanında bir nişancıyla onun da bir iki tane uygulamasını görmüştük daha önce. Ama işte o noktada rakibin bir desteğini bir görmek lazımmış. Çünkü takım savaşı başta bilen destek şampiyonları Senna'nın inanılmaz canını sıkıyor. Yani Nautilus olur, Thresh olur ki Thresh bu oyunda görmeyeceğiz. Leona olur. Yani bu tarz şampiyonlar, mesafeyi kapatabilen şampiyonlar çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Tabi Blitzcrank bir güçlendirme aldı hazır desteklerden bahsetmişken. ilerleyen günlerde görebiliriz bu arada. Evet, yani zaten bu arada halihazırda görüyoruz. Zergsting oynuyor dönem dönem. Güçlendirilmesiyle beraber daha fazla da görebiliriz. Krasya bu arada Draven'ı gösteriyor, Akşan'ı gösteriyor. Tabii Akşan henüz seçilebilir durumda değil. Ligimizde, ne Akademi Ligi'nde ne de Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde. Ki geçtiğimiz günlerde de minor bir güçlendirme aldı Hotfix'le, bu arada onu söyleyelim. Hotfix'le güçlendirme geldi karaktere. Yorum yok Trial. Yorum yok gerçekten, çok yani özellikle bazı şampiyonlar mesela Vadi'ye ilk geldiğinde çok can yakar halde geliyor Regan'da. Çok yakın bir örnek vereceğim, Güven. Yani rakamlar, değerler, işte yok bilmem neler çok üst safhadaydı. Yani erken seviyedeki takasla çok can yakıyordu Güven. Ya bence bu arada problem genel bir komplo teorisi vardır ya oyuncularımız arasında. Çok... Ya yeni çıkan şampiyon alınsın diye çok kuvvetli getiriliyor ya da kostüm alınsın diye. Evet, yani böyle hani bunlar konuşulmuyormuş gibi davranmanın hiç gereği tabii yok ama bazı şampiyonlar özelinde mekaniklerin sıfırdan gelen mekanikler olması dengelemeyi çok zorlaştırıyor. Çok zorlaştırıyor. Bak sana şöyle söyleyeyim. Rex'e ilk geldiğinde öyle bir geldi ki o E'sinin gerçek hasarı falan, barı dolduruyorsun, E'yi vuruyorsun. Yani takasa girme şansın yoktu. Eski ultisinden falan bahsediyorum. Global ultisi var hatırlarsın. Evet, Rek'Sai'nin bütün tünellerine uçabilmesini sağlayan gibi bir ultisi vardı. Ki E'si de gerçek hasardı. E'si gerçek değişmedi ama o zamanki saldırı gücü
yükselişi, büyüyüşü daha fazlaydı ve Rexha'yı her yerde Rexha'yı görüyorduk. Ortada Rexha'yı görüyorduk, yukarıda Rexha'yı görüyorduk. Ve yani hani her şampiyonda mümkün oldukça yeni mekanikler eklemeye çalıştığı için de Riot Games, Rexha'yı da ne vardı? Tünel mekaniği ve yerin altına girip sonarla rakipleri uzaklarda da görebilme mekaniği vardı. Baktığımız zaman Viego şu anda önümüzde seçilecekti. Son anda vazgeçtiler seçmekten. Rakip şampiyonun özelliklerini almak gibi mekanikler. Bu mekanikler tabii dengelenmesi zor mekanikler. O yüzden ilk çıktığında sayılar bazen yüksek olabiliyor. Ya da akşam durumunda olduğu gibi düşük sayılar da olabiliyor ve ayarlanması gerekiyor. O açıdan tabii e-sporda da çok fazla tercih edilmiyor ve real tercihi geldi. Real'den örnek vereyim. Real'de ilk çıktığında kimse sevmiyordu. Ben dedim ki bu şampiyon böyle ne anlık takım savaşı başlatma ve kimse sevmedi bu arada. Hani ben tek derecede aldığımda adamlar bana don pikrel yazıyordu yani, ama şampiyonun gel nokta görüyoruz. Real'den bahsedeceğiz ama yavaş yavaş karşılaşmaya doğru geçiyoruz. Aurora Akademi ile Nasr Esports Akademi galibiyet için madiye iniyor. Günün ikinci mücadelesinde yeniden sizlerle beraberiz. Aurora Akademi ile Nasr Esports Akademi karşılaşıyor. Tabi puan tablosunda herhangi bir etkisi olacak bir karşılaşma değil. Seçim yasaklama ekranını kaçıran izleyicilerimiz için tekrardan hatırlatalım. Aurora bu karşılaşmaya zaten toplamda sadece 3 galibiyette girdiği için mevsim finali iddiası yok. Öte yandan Nasr Esports Akademi 6 galibiyette. Teoride 4. sırada yer alan Beşiktaş Akademi'yi yakalama ihtimalleri var. Onların bütün maçlarını kazanıp Beşiktaş'ın bütün maçlarını kaybettiği senaryolarda ama bu takımların arasında gerçekleşen her iki karşılaşmayı da Beşiktaş Akademi kazandığı için bütün maçlarını kaybetse dahi aynı galibiyet sayısında olsalar da puan tablosunda Nasr Esports'un üzerinde bitirecek bu mevsimi. Dolayısıyla Nasr Esports adına da Aurora adına da bir prestij mücadelesi olduğunu tekrarlamak gerekir. Tabii seçimlerde yapıldı. Alt koridorda bir set izleyeceğiz. Teknik koridora gider mi diye düşünüyorduk biz ama bu oyun üzerinde seti destek rolünde izleyeceğiz. Diğer tarafta da iki nişancı bir kompozisyon kurdu Nasr Esports. Yani o totemin üstünde beklemek... Ya totemi attıysan üstünde beklemene gerek var mı gerçekten de? İşte gerçek bir koruyucu. Değil mi? Toteme de bir şey olmasın diye. Krasya kafayı oradan çıkarırsa ve şu anda görüyorlar Krasya'yı ama MX'i surat dağıtan menziline giremedi. Ya bu noktalarda bu arada görürüz setlerin pek korkmadan tetiği çektiğini. Burada MX'i benzer bir şey denemek istemedi. Yalnız bu Senna için çok kolay bir koridor olacak ya. Yani Kai'Sa zaten hani menzili gereği biraz sıkıntılı olabilir ama... Şimdi yalnız içeri giren rakip Nasr Esports Akademi oldu ve Nako Stray'i kullanmak zorunda kalıyor Şifa ile beraber. Son bir otomatik saldırı gelecek mi? Nako yaklaşmaya çalışıyor MX'i iyileştirmek için. Şimdi Krasya çok ciddi hasar aldı. Balyoz gibinin de hasarı. Krasya'nın canını oldukça yaktı ve sonuçta nişancılar sopayı yedi. Desteklerin keyfi yerinde. MX'inin bu arada az önce sıçra atmamasının önemli sebeplerinden birisi hex sıçrası olmaması bu arada. Hex sıçrası olsaydı kesin kullanırdı orada. Ama o birazcık daha tabii altın sahibi olacağı için daha savaş istatistiklerine gitmeyi tercih etmiş ve yenilmez almış. Bu noktada da MX'e hemen yine orada bir surat dağıtın denedi ama yine hedefi bulamadı. Ya tabii burada Krasya ve Second Hate'in dürtülmemesi gerekiyor Sena tarafından. Çünkü Sena takım arkadaşımı kendisi bir noktadan sonra iyileştirecek. Onun bilincinde olaraktan o takaslar yapması gerekecek bu ikilinin. Bu arada üst koridorda Dead Sick, Ravenous'ın canını okudu. Yani bu prediction mıydı? Tahmin ederek mi orada karşı hamleye attı? Ya şöyle de aslında yani Renekton zaten burada yapabileceği tek şey o sersemletmeyi atarak çıkmaya çalışacak, çalışmak olacaktı ama bence müthiş bir karşı hamleydi. Evet, müthiş bir karşı hamle. Orada öfke barını gördü. Öfke barı tam kırmızı geçtiğinde biliyorsun Renekton yetenekleri ekstra özellik kazanıyor öfke barının yükselmesiyle birlikte. İyi gördü, iyi okudu. Yani çok temiz bir ilk kan. Ve yani Fiora'nın Renekton'dan aldığını hatırlatalım bu ilk kanı. Ya güçlenmiş Fiora'yı izlemek de her daim çok büyük keyiftir Trial. Öyle. Yani şöyle karşısında oynayan bir rolde olduğun için senin Yasuo'larını sopalıyordur muhtemelen güçlenmiş Fiora. Oyunun başında da sen dövüyorsun ama öyle düşün. Evet. Koridorda Yasuo dövüyor değil mi? Öyle öyle. Çünkü W'suna duvar açabiliyorsunuz Fiora'nın. O yüzden
Mercil Spor'da orta koridorda başı derde girebilir. Ölüm ışığında güzel geldi. Wonka sıçrayı attı. Havaya sıçratabilecek diye mi bakıyorum. Hasar yetmek ne kelime. Ya bir de çekim alanının içinde kaldı ki Turukan. Ya Second Eight'in buraya gelmesi işleri değiştirebilir. Bu da tabii Krasya'nın yalnız kalmasına yol açtı. Surat dağıtan geldi. Krasya'nın sıçrası yok. Şifası da yok. Krasya'nın sahip olabileceği bir canı da yok. Yalnız şimdi Nako kötü pozisyonda. MX'i kuleye ölmeye çalışacak ama sanki Sena'da düzeltiyorum. Hasar aldı orada. Kaysa'dan fark etmiyor. Sonuçta Lushin'a gitti burada skor. Nako'dan güzel bir son kavuşma. Kiturukan yalnız üzerine doğru sıçrayla atılmak zorunda kaldı. Ve Kiturukan orada skoru aldı. Yalnız Wonka üzerine doğru gidecek. Havaya sıçra attı. Kiturukan'a son vuruş ama Lushin nerelerde bu dakikalarda? Tüneli yok. Merciless birazcık geç kalmış olsa da orada yetişiyor ve skoru alıyor. Yani Merciless da burada kule altında set skorunu aldıktan sonra minyon biçmiş gidip. Ya şunu anlamda Fade buraya neden ışından kullanmadı? Işından vardı ama manası yoktu. Belki üste dönüp buraya ışından atabilir çünkü takım savaşı çok fazla uzun sürdü. Çok şimdi Etsiki yalnız kule altında başı dertte ve bu sefer karşı hamle istediği gibi gelmiyor. Canlı canlı gittiremediniz. Ama kule burada aslında çok iyi. Yani burada birebir Fiora'nı çok mutlu etti ve minyonları kaçırmayacak. Ama minyonlar kime gidecek? Victor'a gidecek. Abi, ha Detsik de gelebilir yalnız burada. O atmayacak muhtemelen. Yok ya, bu, ya evet geç kaldı haklısın. Ben bu arada ışından Fiora'dan geliyor Fade zannettim. Sanki ölünce geliyormuş gibi öyle bir şey yok tabii. Fade. Yine de bu arada Fiora öbür minyon dalgasını yakalayacak. Evet evet ama yani Fade'de çok ciddi minyon kaynağı aldı orada. 3 minyon dalgası vardı. Direkt cebine koydu çaktırmadan. Mutlu mutlu ışının orta koridorun yolunu tuttu. Yalnız renkli olan direkt bir orada zırh gelmiş. Birçok şampiyonun korkulu rüyası eşya. Ya bu arada Renekton'a da bu kadar defansif başlamak istemezsiniz tabii sanki. Tabii ki istemezsiniz. Ya orada bir demir dış kırbacı, oradan kan içen yolculuğu. İlk defansif eşyanız genelde Sterek oluyor bu pozisyonlarda ama Renekton, Fiora'dan çektiklerini daha uzun süre yaşamak istemiyor. Fade de yani gayet iyi durumda. Üste gidiyor minyonlar yağmur gibi yağıyor. Orta koridorda aynı şekilde. Ama alırsa evet. E fena hiç çıkarmadı canım. Bir tane kaçırdı. Sen de o kadar standardı yükseltme. Yani minyon önemli. Doğru, o ayrı mesele. Mesela şimdi şey diyorlar abi, siz böyle konuşuyorsunuz ama siz de yayınlarda alt kaçırıyorsunuz. Alt tarafta bir aksiyon var. Trial üzgünüm, MX'i yakalandı ve balyoz gibisini kullanmasına rağmen Krasya skoru. Krasya skoru gelmeyecek gibi Karasin laneti. Nako'yu korudu. Kitruken'in yalnız menziline girdi Nako. Ve Wonka da savunmak için pek bir şey yapamıyor. Krasya'yı alayım derken Kitruken'e skor olarak kendini hediye etti. Yalnız seviye 6 olarak Kitu'nun buraya gelmesi işte biraz değiştirdi tabii. Hesapta yoktu orada Kitu. Ya da buraya seviye 5 olarak mı geldi, burada mı 6 oldu? O noktayı çok biraz kaçırmış olabilirim ama ultiyi kullanmadı. Ya sonuçta yani karşılaşma tabii puan tablosunu etkilemeyeceği için takımlar birazcık daha deneysel yaklaşıyor konulara. Daha da tabii kanlı bir mücadele de oldu şu ana kadar. İlk 7 dakika itibariyle 11 skor izledik. Ha, buraya seviye 5 olarak gelmiş. Skoru almadan önce seviye 6 oluyor ama hani çok da bir şey değişmiyor. Hani ultisini kullanmamak istememiş yani yine de. Şimdi Deathseek ile Revenus arasındaki birebir ve karşı hamlenin erken kullanıldığını gören Revenus bu sefer rakibini güzel zamanda sersemletti ama Deathseek'in tabii vampiri asayı almasıyla beraber de burada gerçekleşen her türlü eşit takas esasında Deathseek'in sonrasında telafi edeceği bir hasar anlamına geliyor. Alt koridora bu arada bir ormancı ziyareti gelir mi acaba? Kitruken'den kayıcılar da şu anda. Gelebilir. Üst koridor demek senin herhalde alt koridor. Üst koridor, özür dilerim. Üst koridor kastettim. Ben de baktım acaba nasıl gelecek falan. Aynen, Kitruken kayıcılardan alt koridora baskın atacak. Öyle bir ormancık. Tünel açmış. Revenus'un üzerine gidiyor. Wonka da gelecek yalnız. Kitu da orada. Ve Kitu Wonka'nın gelişini iler saldırısı kaçırdı. Ya her halükarda burada çok büyük bir aksiyon çıkmayacaktı belli ki. Yani 2-2'de normalde Renekton Diana ikilisinin çok daha kuvvetli olmasını bekleriz ama Fiora'nın evet, ilk kan başlangıcıyla beraber birazcık o eşleşmenin dengesi değişti mi sence? Bence değişti. Çekimsellik de var. Onu da söylemek lazım. Tabii. Yani baksana normalde bir Fiora'nın böyle Renekton'a kafa atması. Ve şimdi karşı her iki tarafta da yenilmez yükleri 5'e çıktı. Sahip kullanıldı Revenus'tan. Deathseek de kendi ultisini attı. Sonuçta Fate'in oraya gelmesi işleri değiştirdi. Ultiler böyle ufak bir takas edildi böylelikle. Krasya da kendine biraz burada bir pencere buldu ve kuleye hasar verdi. Minyon dalgası tekrardan ittirmeye çalışıyor. Bu arada Nako ve MX'i de tekrardan koridoruna geldi.
orta koridorda Merciless'la Fade arasında birebir. Yani Lucian Mush'un dinlemiyor Fade. Erken takaslarda Ölüm Işın'ı iyi pozisyonlayarak o takasları kazanıyor şu ana dek. Ve şimdi üzerine Kaos Fırtınası'na geldi Merciless'ın. Ama amansız takip orada uzaklaştıracak. Wonka bu arada Second 8 iki kişiyi de yakalayabilir mi? Henüz ultisi yok bu noktada Rell'in ama... Ultiyle beraber rakibin üzerine giden Rell. Kolay bir skor oldu onun için. Bir anda 4 kişi oldu. Krasya ultiledi. Ve yalnız kule altında Nasri Esports temizledi oraları. Kituru kendi o bedavayı kaptı orada. Q'suyla birlikte. Deathseek bu arada canı azalmış. Ravens'dan uzaklaştı. Yani Aurora aslında gayet güzel başlamıştı maça. Gayet tempoluydu. Ama şu son 3-4 dakikada bir anda işler değişti. Deathseek farkında değil. Eşya beğeniyordu muhtemelen. Hamleyi attı bu arada. Sıçra her ikisinde çok az var. Gelmek üzere. 4 Regardon. Saniye ama Renekton'un çok daha az erken geliyor. Ya Renekton'un 2 saniye vardı. Fiora'nın 4 saniye vardı. Renekton'un birebir de aldığı skorla beraber bir anda Nasri Esports'un altın üstünü 3300'e fırladı. Ya sen de söylemiştin. Aurora aslında tempolu başlamıştı karşılaşmaya ama ya sonrasında tabii bazı pozisyonlarda biraz fazla inandılar. O kadar derine girmek de hiçbir zaman tabii tavsiye edilmiyor. Sonuçta şu anda ciddi anlamda gerideler. Ve yani Nasri Esports adına puan tablosunda tabii mevsim finali ihtimali ortadan kalkmış olsa da onlar 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirmek istiyorlar. Özellikle ligin sonuncusu karşısında kaybetmek iyi durmayacaktır CV'lerinde. Şimdi oluyor. Yalnız Krasya'nın üzerine ulti kullandı ama Krasya'yı güvenliğe doğru yollamış oldu MX'i. Balyoz gibinin de hasar yetmeyince bir anda gerçi Senna'dan gelen ulti Krasya'yı düşürüyordu neredeyse. MX'i de az bir canlı oradan uzaklaşıyor. Alametin de süresi bitmek üzere. Hadi bakalım nereye doğru kullanacak. Gerçekten ben çeyrek var gibi bayağı yarım varmış. Şimdi Deathseek ile Renekton arasında bir birebir daha var. Ravenous bu sefer de avantajlı gibi. Deathseek'ten gelen karşı hamle. Renekton'u geriye doğru ittirmeye yetti. Kitu geliyor ama. Ve Deathseek yine geri dönüş animasyonunun ortasında tabii. Bu sefer kendisinin bir hatasından bahsetmek mümkün değil ama üst koridora gösterdiği odaklanmanın ödülünü alıyorlar. Ve belki de kontrolden çıkma ihtimali olan Fiora varken Kitu bu arada başı dertte ultiyi kullandı ama Wonka'nın aldığı hasar Kitruken'den daha fazla tabii. Victor gelince hasar tablosu değişiyor. Çekim alanı tutacak mı? Çekim alanı isabet etmedi. Fade Kaos Fırtınası'nı bıraktı ve çok güzel komboladılar Rek'Sai ultisiyle. Ravenous acaba kaçamayacağını düşünerek orada Rek'Sai'ye mi döndü ama şimdi Fade'in üzerine doğru dönecek. Yenilmezlikleri birikiyor ve arkadan gelen Merciless'la beraber de Fade'in işini bitirebilecekler gibi gözüküyor. İkisi de çekim alanına yakalandı ama bu Fade'in kaderini sadece birazcık geciktirmeye yarayacak. O da Ravenous düşecek hasar şu an o Victor'da mevcut değil. Zaten bütün elindeki oradaki hasarı Türkiye'ye düşmek için kullanmıştı. Yani Renekton ufaktan şöyle bir kontrolden çıkabilir. Skorda 3-2'ye geldi. Alt koridorda da barikatları almaya devam eden Nako ve MX'e ikilisi var ama yandan Second Dead geldi. Bir de şimdi dışından geliyor. MX ile Nako'nun buradan çıkışı olacak mı acaba? Karasis üzerine sıçran Nako'yu güvenliği uzaklaştırdı. MX'inden surat dağıtan Nako iyileştiremedi seti. İyileştirse de çok bir şey değişir miydi bilinmez ama alt tarafta ışınlan oyunun ardından skoru alan Krasya oluyor. Bu da oyundaki ilk skor oldu. Yalnız şimdi pozisyon dışında kalmış olabilir. Second date. Bir evet. De ultiledi orada. Zonyas ile birlikte bakalım hayatta kalabilecek mi? Ya Kitruken gelmese belki. Aa, bu arada kule altında ama Yürüş. Yetmeyecek. Ortada bu arada Ravenous yakalanacak. Wonka üzerine doğru atıldı. Ravenous skoru yalnız. Ravenous ne yaşadı? Ya skoru Victor'a bırakmak istiyorlar ama. Yani Victor skor olacak göreceğiz. Üst koridorda orada da bir aksiyonlar var. Deathseek'in üzerine de Merciless gidiyor. Haritanın her köşesinde skor üstüne skor. Aksiyon dolu bir mücadele. Türken de burada oyunun ilk ejderini aldı. İkinci ejderini özür diliyorum. Fate de kendisi bir pencere buldu da orta koridordan barikatları almaya devam ediyor. Ulti geldi bu arada Kitruken'den. Agresif bir oyun düşebilir Kitruken. Ama ya çekim alanı olan Victor'un üzerine böyle gitmek. Gerçi Fade de düşüyordu neredeyse. Yani 70 canlı çıktı oradan. Hayatta kalmayı başardı. Fade'e. O da 2 skor aldı. Yavaş yavaş güçlenen bir Victor izleyebiliriz. Altın farkı tam 3000.
şu anda Nasri Sports'un maçta kontrolü var. Ama bir yandan da tabii bunun oruçlu bir sene olduğunu hatırlatmak lazım. Dolayısıyla altın anlamında geriye düşse de ruhlarla beraber onun bir kısmını telafi edebilir. Öte yandan set de bir destek için beklenenden çok daha tank. Merciless bu arada üst koridora gelecek ama Wonka biraz erken çıktı. Sıçrası var. Ama Wonka'nın da sıçrası var ve son otomatik saldırı 800 yazdırdı bir anda. 800 altın. Ya Sinsi Pençe'nin aktifi de yoktu bu arada bu aksiyonda Trial. Ona rağmen. 800 altın, tertemiz bir altın gitti burada. Rek'Sai'nin cebinde ama alt koridorda aksiyon bitmiyor Reganur. Ve bir kez daha iki kişilik bir ziyaret. Kitu geldi buraya. Füze kemerini kullandı. Yine MX'i burada nişancısını çıkarmak için kendi feda eder bir konumda. Balyoz gibiyle de fena olmayan bir hasar verse de sonuçta skor burada Krasya'ya gidiyor yine. Ya tabi burada MX'inin kendisini feda etmesi Nako açısından çok iyi ama Krasya'ya skor üstüne skor veriyorlar. O da eşyasını bitirdi zaten. Yani Kaysa'ya böyle yatırım yapmaya devam ederlerse skorla ilerlenene kadar canlarını yakabilir. Alamet de burada Aurora'ya gidecek. Karşılığında Nasri Esports Akademi'de oyundaki kendi adlarını ilk kuleye aldılar. Orta koridordan zaten oyunun ilk kulesi düşmüştü hatırlayacaksınız. Ve altın farkı yani 3000 üzerine çıkmıştı esasında Nasri Esports adına ama Aurora fena iş çıkartmadı bunu kapatma konusunda. Fena iş çıkartmadılar. Yukarıda dertlikte düşecek mi yine bakalım. Yine 1v1 olacakmış gibi duruyor. Seviye farkı var bu sefer. Fiora'nın biraz daha dikkatli olması gerekecek. Yalnız yan taraftan da buraya Wonka şöyle bir yanlıyor. Bakalım bu... Revenous bu agresif oyununun cezasını çekecek mi acaba Revenous? Kespiçi kullandı bu arada. Sinsi Pençe az önce yoktu şimdi geldi. Yani Rek'Sai ultisi yetmeyecek muhtemelen. Ve üzerine Fiora'nın da kendi ultisi aktifleşse de hayatta tutmaya yetmiyor. Renekton o ilk kanı aldığınız yan sanayi timsah değil artık. Bir de oraya second head geldi. Solaris ile beraber ekstra kalkan da verdi. Of bu arada Merciless çok kötü yakalandı. Yani daha büyük bir felaket olamazdı. İnfazı kesildi. Kaos fırtınasının göbeğinde kaldı. Hareket edemez hale geldi. Ölüm ışını çok kolay oldu. Şimdi bu arada Krasya üst tarafta alt tarafta düşmekten kurtuluyor. Ya Merciless adına talihsiz bir an ama Fade de şu ana kadar karşılaşmada çekim alanlarıyla oldukça ciddi fark yarattı diyebiliriz. Alta bu arada Rell gelecek second date'den acaba bir... Çalı üstü oyunu dener miyiz? Son kavuşma isabet edince kendisine pek ihtimal kalmadı. Yani Arika tabi o mesafeyi kapatabilecek bir ultiye sahip değil Krasya. O yüzden herhangi bir aksiyonu burada izlemeyeceğiz. 1 dakika 25 saniye sonra da daha ejderi vadiye inecek. İki takımın da yakından ilgilendiği bir ejder olacak bu tabii ki de. Ya 17 dakikada... Oldukça ciddi aksiyon yaşadık. 28 tane skor. Ve Krasya 29'a doğru gidiyor şu anda. Yani Krasya'nın sıçrası olduğunu hatırlatalım ama Wonka da geldi oraya. Işından var ama yani minyonu atabilirler burada aslında. Yok buna atmak ama yani intiharla eşdeğer olur Trial. Çünkü ya ışından gelmeden önce hayatta kalması imkanı tabii. Yok Krasya'nın. Yani Kaysa belki orada biraz fazla açıldı. Ultisi de yoktu. Yani CW'lerinden sadece sıçra vardı ama çıkabilecek bir pozisyonu değildi. Ya şimdi... İntikam için geliyor buradan Nasri Esports oyuncuları. Diğer saldırısı tuttu ki Truken üzerine doğru gidiyor. MX'nin bu arada arkadan Nako'ya gitmeye çalıştı. Ama Nako'nun sıçrası vardı. Nako hayatta kaldı ama MX'i o kadar şanslı değil. Sene ultisini almış olsa da üzerine. Nasri Esports Akademi'nin 4 kişilik hasarı burada yeterli oluyor. Şimdi Fate diğer taraftan gelecek. Revenous bu arada yerine sabitlendi. Ve Deathseek de o savaşa katılmış ama Renekton az önce pek bir hasar verememişlerdi. Bu sefer işler farklı gelişiyor. Deathseek arkaya doğru atılır mı? Totemleri de vardı bir tane ama o riski almak istemedi. Sonuçta Renekton skorunu çıkarttılar ve hazır gelmişken oyunda kendi adlarını ikinci ejderi almak için gayet iyi durumdalar. Burada aslında yani Nasri Esports biraz sakin kalması gerekiyor. Second Date'in elindeki o rally kullanmaları lazım ki hani gerçekten çok da patlayıcı bir takım savaşı başlatma gücüne de sahipler. Hem Diana hem Diana ile hem Rell ile birlikte. Ama şu ana kadar onlar daha çok aradan birini çıkartmaya çalışıp onun üstünden oynamaya çalışıyorlar. Bence biraz da sakin davranmaları lazım.
ufaktan ki Türkiye'nin orman kamplarını temizlemeye devam ediyor. Şöyle baktığınız zaman zaten kamplarda herhangi bir canavar yok. Tertemiz etmiş ormanını. Şimdi rakip ormana girip oradan bir şeyler alabilir miyim kafasında ama yani çok da umduğunu bulamayacak. Ya tabii altın farkı şu anda 2500. Bu arada Wonka süresinin geçmemesi adına burada alametin gözünü parçalamak durumunda kaldı ve orta koridorda ona eşlik edecek kimse olmazsa ikinci kuleye kadar gitmesi çok mümkün olmayabilir. Yalnız aşağı gidiyor. Gidecek. Yani ortaya koridor doğru açılmış gibi gözüküyordu ama. Alta doğru yanladı biraz orada Wonka. Canı öyle istedi anladığım kadarıyla. Takalıyor. Deathstick'le beraber iyi bir combo olabilirler yalnız. Gerçi Deathstick bu arada Hydra'sını da bitirmiş, evet. Ama yani Renekton'un eşyaları bir tık daha önde. Tabii. Renekton o dikenli yeleği almıştı hatırlayacaksınız. Hatta o kadar defansif başlamaması gerekir diye eleştirmiştik kendisini ama sonra o kadar iyi toparladı ki o ilk kanı verdikten sonra 4-4-4'e geldi ve şu anda iki eşyaya daha yakın rakibinin olduğundan. Oh, alamet. Ve götürmüyorlar alamet. Alıyor altınları cebine. Ama yani kuleye vuramadıktan sonra tabii bu alameti almış olmanın da herhangi bir anlamı kalmıyor. Mursus hatta koridoru ittirmesi için birazcık kullandı. Hiç fena fikir değil açıkçası. Yani Reji de bize bayağıdır, yaklaşık olarak 1-2 dakikadır güzel bir alamet izlettiriyor. Alametleri bu kadar uzun izleyemiyoruz. Reji de sağ olsun bence. Hak ettiği değeri veriyoruz alamete. Gözü de açıldıktan sonra Lucian hem koridoru tam istediği yerde bıraktı hem de alametin ilk hasarını vermesini engelleyecek. Hatta bekliyor da bir yandan. Yani koridor dondurmak için harika bir silah rakibin alameti böylesine kontrolsüzce açmış olması. Yalnız burada Merciless'ın başına kafayı attıracaklar galiba. Bir şeyler gelebilir. Ya Merciless birazcık burada açgözlü davranıyor ve açgözlülüğün ödülünü aldı. Şurada bir kafayı atsaydı güzel gülerdik Trial. Değil mi? Hasarı yetmese. Ama yetti orada. Ama yani alametle kuleye hasar vermek istersiniz. Sizin alametiniz alabileceğiniz minyonları yedi. Bayağı da yedi. Ya alametin patlaması bir şey. Alametin rakip takıma fayda sağlaması başka bir şey. Burada Aurora'da koordinasyon sıkıntısı yaşandı. Şimdi MXC'den gelen ulti hemen ardından Krasya'yı da yakaladı ama şimdi MXC Balyoz gibi yere rağmen hayatta kalır mı? Krasya'nın üzerine de bu arada bir sıçra attı. Ama verdiği hasar yeterli değil ve infaz bu sefer kesilemiyor. Deathstick. Deathstick nasıl bir can yeniledi öyle? Ultisi de açıldı orada. Ultisi de açıldı söylediğin gibi ve düşmek üzereydi görmüştük ama Deathstick burada hayatta kalıyor. Merciless'ın da canı çok az ama orada skor alıp çıkabilir. Revenus tek başına buraları tutar. Krasya'nın başı dertte ve Krasya sihirli yıldıza düştü. Yani takım savaşında set inanılmaz bir hasar tutuyor üstünde, onu söylemek lazım. O 4 ve 1 arka tarafta. Ve yani bunu yaparken takımdan hiç destek almadı. Bir de destek alsa ne olacak yani acaba? Yani tek aldı destek Senna ultisi. Onun dışında başka bir şey yok. Çünkü mesafe çok fazla. Buna rağmen aradan birini alacak yani pozisyona bile gelebiliyor. Dönem dönem tutuştuğuyla birlikte. Ama o noktada hasarı yetmiyor. Yani Aurora aslında set etrafında oynamaya devam ederse gizli bir kahraman var ufaktan gelen. Gerçi artık çok da gizlilik kalmadı ama Victor oldu diyebiliriz. Ya maç başından bu yana bu arada takımın en etkin üyesi. Yani Kituruken daha fazla düzeltiyorum. Wonka'yı daha fazla pozisyon içinde görüyoruz ama ya Fade'in çok zamanlı çekim alanları oldu. Ve daha en güçlü zamanları da değil. Şimdi oralara doğru geliyor. İki eşyası tamamlanmış. Zonya'ya da çok uzak değil. Ve 10 yüklü bir kara mürü var. O yüzden Second Date'e çok büyük işti şu an. Yani Second Date'e Kitruken'e çok büyük iş. O Victor'u yakalamaları gerekecek. Henüz daha kronometre almadı. Bir sonraki takım savaşında belki bu açıklığı kullanabilirler ama bakalım onların tercihi hangi yandan yana olacak. Ruhlar da gelmeye devam ediyor. Bakalım bu noktada Nako 86 ruha ulaşmış. Gayet iyi durumda. Fena değil, evet. Ya şu dakikalarda 100 civarına gelmiş olmasın birazcık isterseniz ama 86 da çok kötü bir rakam değil. Kitruken burada Fade'in üzerine gidecek ve Fade'in Zonya'ya çok uzun mesafesi yok demiştik ama Zonya'sı da yok aynı zamanda. Ve Fade düşüyor. Diğer tarafta bu arada geri dönüş skorunu almayı başardılar gibi gözüküyor. Hatta iki skor birden çıkartmışlar. Kitruken ve Merciless düşünce de bu arada Nasri Esports Akademi'nin tehditleri büyük oranda azalıyor. Krasya'nın yalnız canı çok iyi seviyede. MXC burada Balyoz gibi iyi bir hasar verdi. MXC hayatta kalamayacak. Krasya'ya odaklanacaklar ve temizleyecekler orada. Senna'dan gelen ulti. Revenous ilk düşen isim. Ardından hemen katliam. Second date'i de çıkartmayı başarıyorlar ve bu garip gözüken savaşın sonucunda altında geride olsa da Aurora önde çıkmayı başardı. Üçüncü ejderlerini alacaklar ve altında farkı kapattılar.
Hem öyle hem de Victor'u bu kadar erken düşürdükleri takdirde takım savaşını kaybettiler. Çünkü Victor'a çok fazla yatırım yaptılar. Yatırım yaptıklarında da zaten ellerindeki o önemli yeteneklerin birçoğunu kaybettiler. Yani geri dönüşte burada Aurora'nın gayet güzel oldu. Yani Senna'yı arkada çok fazla unutuyorlar. Çok fazla unutuluyor Senna. O yüzden de elindeki hasarı çok iyi bir şekilde yansıtıyor Naka şu ana kadar bakalım. Ve oyunun ilk döneminde 3000 altın kadar geriye düşen Aurora az önce 100 altın öne geçti. Hem de 100 altın öne geçti, doğru söylüyorsun. Peki maçın kaderi değişir mi acaba maçın burada? Maçın kaderi değişir mi? Yani artık maçın kaderi bence Fade'e bakıyor. Yani Fade'in pozisyonuna bakıyor. Takım savaşlarında nerede, nasıl duracak, ne yapacak, işte Baron etrafındaki oynayışı, ultisi eritebilecek mi ve nasıl isporsan bir Baron denemesi. Rakibi uyutma Baron'u ve şu ana kadar pek uyanmış gibi gözükmüyordu diyorduk ama gayet de farkında her şeyin. Nako'dan gelen görüş ziyneti anında bu denemeyi ortaya çıkardı. Ve Aurora bir anda sürücü koltuğunda geçti karşılaşmaya. Şimdi bakalım onlar öndeyken ne gibi hamleler yapacaklar. Baron etrafındaki görüşü almaları lazım. Özellikle ya bazı şampiyonların bazı bölgelerde çok etkili olduğunu biliyoruz. Mesela atıyorum Anivia'da mesela çok bölgesel konularda iyi bir ormanın içindeyken ama çok fazla oynanmaz. Victor bence Anivia'nın bir tık altında kalıyor. Alan koruma ve kollama konusunda. Ama yine de iyi işler yapabilen bir şampiyon, onu söyleyelim. Bence Aurora'nın yapması gereken tek şey Baron tarafında görüş almak ve rakibi oraya doğru çekmek ve ondan sonra Victor'un da o alanı kontrol etmesini beklemek. Yani plan bu olmalı. Ya Anivia bu arada çok ekstrem bir örnek bence. Birinin yolunu kapatma gibi net bir yetenek ve ulti değil. Yani baktığında örgü duvarda yolu kapatıyor. Atıyorum Afet de yolu kapatıyor ama onlar ulti. Anivia o konuda çok ekstrem bir örnek. Tabii kendi dezavantajları da var ama ondan sonra en iyi alan kapatıcı kontrolcüsü kesinlikle Victor. Ya geçen kimi izlediğini tahmin et yani. Frogan'ı izlemişsin. Kim izleyeceği Anivia'dan bahsediyorsak. Frogan denk geldi. Ormanda bir fight yaptı. Bir takım savaş döndü böyle. Abi 4 duvar attı 4 tane sıçra. Alır. Alır yani. Bir de yani, Frogan'ın Anivia'sı evet, yani evet. Farklıdır. Şampiyonla da özdeşleşmiş bir oyuncu Frogan. Sezon 3-4-5. Ki Anivia oynayan da çok az oyuncu vardır. Bu Frolan Lord vardı. O vardı. Hani gerçekten oynaması çok zor bir şampiyon. Zorluğu da şuradan geliyor. Şampiyon inanılmaz hantal. Yani yürümüyor adeta. Yürümüyor, eli kalkmıyor, otomatik saldırılar. Yok aman. Hiç bizde öyle şeyler olmaz. Tabii bu arada ligimizde de Anivia mainler yok değil. Hatta geçtiğimiz mevsim Aurora Akademi kadrosunda yer alan Berkan. Aslında asıl ismi Berkan Anivia idi. Ve kendisi hani bir one trick pony değildi ama çok iyi bir Anivia oyuncusuydu. Şimdi takımlar yine ortada toplandı. Yine bir arama dönecek galiba burası. Öyle görünüyor. Ya tabii takım savaşlarında elinde Renekton olan takım birazcık daha avantajlı. Ama az önce Renekton avantajına sahip olmasına rağmen, Victor da kaybetmiş olmasına rağmen Aurora o takım savaşını almıştı. Yine benzer bir şey olur mu? Second Aid bir savaş başlatmak istiyor ama arka tarafa sadece RL girebildi. MX'i ön tarafta kaldı yaz. Deathseek'in başı dertte ve Deathseek düşecek. Arkada gelen Renekton'u eritmek de çok kolay olmayabilir. 2-2 bir değişim yaşandı şu ana dek. Fade çok rahat oynuyor. Fade yalnız evet çok rahat oynuyor ve inanılmaz da bir hasar çıkarttılar Ravenous'a. Ster akıp atladıktan sonra Renekton'un hayatta kalması mümkün değil. Wonka'nın bu arada bir koruyucu meleği vardı. Hala aktifleştirilmiş de değil. Yani Second Aid burada çok güzel denildi. Orada 3-4 kişi ulti efektini yansıtabilirdi ama havaya gitti. Ya şöyle bu arada Second Aid iyi oynadı. MX'i daha da iyi oynadı. Yani güzel şut daha da güzel kurtarış derler ya futbolda. Bunu gördüğü anda MX'i hasarı takip edebilecek şampiyonları ultiyle de hemen takım arkadaşlarının arasına attı. Şimdi biraz sonra dağ ruhuna sahip olabilecek dakikaların içinde girecek burada Aurora. Ama ondan önce tabii ki de Baron var. Türkiye'nin gelmesine hala 3-4 saniye var. Diğer taraftan henüz vade dönmedi. Yalnız bu üçünün Baron hasarı pek hatır sayılır bir hasar değil. Evet. Onlar da bunun farkında. Uzaklaşıyorlar ve dağ ejder için hazırlanmak da gerekiyor. Tabii orta koridorda süper minyonları uygun bir seviyeye itmesi gerekiyor burada Nasr eSports Akademi'nin inhibitörü kaybettikleri için. Ejder bölgesine varlık gösterebilmek adına belki Merciless'ı geride bırakırlar. Işınlan'la savaşa katılır umuduyla ama Lucian'ınızı da yani savaşın ortasına Işınlan'la atmak istemiyorsunuz genelde. O rol birazcık daha Renekton'un rolü. Ve onun da Işınlan'ı yok. Aynen öyle ki yani şu noktada açıkçası Fate, Renekton falan dinlemez. Evet. Az önce gördük ya birinci elden. Yani, canını okudu. Timsak kavurma yapar. O birazcık daha Rumble'ın ustalığı. Bu
da çiziyor abi. Yani lazer, timsah lazeri tabir ettiğimiz. Yani görme güçlüğü çeken abi, timsahlara yapılan ameliyat. İşte yemedim mi yani? Lazer usulü kebap yani. Lazer usulü kebap. Bu çok kötü bir distopik roman gibi duyuluyor Triel. Abi sene 3011. Çok kötü. Kebaplar lazerle yapılıyor. Çok kötü bir girişimcilik abi. Yani. Ve daha ejderin çıkmasına 5 saniye var. Pozisyon alan Aurora ama savaşı kesinlikle isteyen taraftan Astri Sports Akademi. Fade'in pozisyonu önemli olacak. Birazcık takımının gerisinde. MXC bu arada oradan birini alıp herkesin ortasına ulti atabilir. Wonka içeri girdi. Kitu'yu yakalamaya çalışıyorlar. Kitu rüken yalnız Zonya'yı kullandı. Arkada bu savaşta ilk düşen isim Wonka olacak. Koruyucu melek onu geri getirecek. Ve savaşa giremedi. Destekler değişirdi ama şimdi agresif sıçra Senna'dan. Ve Wonka'nın koruyucu meleğini belki kaybettiler ama onun haricinde kaybettikleri üye yok. Ve Aurora Akademi ligin sonuncusu. 6 galibiyete sahip olan Nasri Sports Akademi'yi yenerken ligdeki sadece 4. galibiyetlerini alıyorlar. Ve yavaş yavaş da gidiyorlar. 4 mağlubiyet serisine sahip 2 takımdan bu seriyi sürdüren ve arttıran Nasri Sports Akademi oluyor. Ve artık son önlerinde 2 tane kule var. O kuleyi de alıp 8. haftayı galibiyetle sonlandıracak burada Aurora. Biz de yarım saatte 53 skor izledik. Daha ne olsun.